Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FIFA Mobile 2020'de süper güçe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videoya biraz daha fazla enerjiyle girdim çünkü bugün iki tane transfer yapacağız. Birinci oyuncumuzu söyleyeceğim ikinci oyuncumuzu da söyleyeceğim neden iki tane transfer yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü bir tane kaleci var onu o kadar çok istiyorsunuz ki onu kesinlikle almak istiyorum ve bir tane daha transfer yapacağım ki hani oyunda da görebilelim diye kalecimiz Muslera olacak arkadaşlar Çok istediğiniz ve diğer oyuncuda sürpriz olsun Zaten en çok beğenilen yorumlardan seçiyorum Geçenki videoda ilk videoda Starage almıştım ikinci video çark çevirme videosunda Görev olarak geldiği için İrfancan kahveciyi aldım ve şimdi sırada Muslera var Hemen Muslera'yı alalım sonra bir transfer daha yapacağız Sonra maçımızı yapacağız arkadaşlar bakalım neler olacak Gerçekten çok heyecanlı ilerliyor seri Bin beğeni yapar mıyız Lütfen arkadaşlar sizden ricam Geri döndüm bakın bir daha bırakmamı istiyorsanız like atın Evet çok büyük bir tehdit değil mi Neyse hadi bin beğeni yapın. Hala hastayım iyileşemedim Neden bilmiyorum ya. Neyse. Hemen yazalım şuraya Muslera. 82 rating yapalım minimum. 82 rating. Arama yapalım bakalım. Evet 83 ratingli kartını alacağız. Çok pahalı gerçekten Muslera. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Siz çok istemişsiniz. Bana da almak düşüyor. Yapacak bir şey yok. Fiyata da 850 bin yazalım. Bakalım 850 bine bulabilecek miyiz? İnşallah bulabilirim. 801 bine var. Abi 350 bin teklif veresim geldi. Bu ne ya? Bir dakika. Bir şeye bakacağım arkadaşlar sadece. Çünkü 350 bin teklif bile vermemişler. O yüzden 801 bin de vermek istemiyorum ya. Yok abi en ucuz oyuncu bu. En ucuzu bu arkadaşlar. Yok başka. Yani like atarsınız herhalde. Çocuğun coinsini bitirdik. Valla ne istersen yap diyor çocuk ama. Bilmiyorum emekleri boşa mı gidiyor? Boşa gitmiyor arkadaşlar aslında. Boşa gitmiyor. Benim geri dönmemi sağladı sonuçta. Bu arada arkadaşlar paket açtırmak isteyenler falan varsa bana Instagram'dan yazsın artık Instagram mesajlarınıza bakacağım. Haberiniz olsun güzel mesajlar olduğu zaman hemen izin verip size cevap vereceğim. O yüzden Instagram korallerime sıfırdan bana yazabilirsiniz. Şimdi sıradaki oyuncu arkadaşlar ekranda yorum gelmiştir. Geri Rodriguez gerçekten efsane bir oyuncu zaten arkadaşlar. Ben de Fenerbahçeli olduğum için seviyorum onu. Ama 77 reytinge yok mu? Kaç reyting bu adam? Hem de sol orta saymış abi ya. Niye sol orta say yaparlar ki bu adamı? Ben anlamadım gerçekten. Sol kanat ve sol orta say yapalım da bence bu adam sol kanat abi zaten uçuyor ya. Speedy Gonzales abi bu adam. Neyse en azından ucuz. En azından ucuz. Hemen fiyat olarak 6000 yapalım. Arkadaşlar zaten Falcao'yu da çok istiyorsunuz biliyorum. Falcao'yu da alacağız takıma muhtemelen. Bakalım yorumlarınıza bağlı olarak değiştirebiliriz oyuncuları daha hani seri hemen bitmeyecek ama bu seriyi birazcık kısa tutmaya çalışacağım çünkü daha güzel bir seriye başlayacağım. Yani bu seriyi çok yaptık çünkü süper güçü çok yaptık sizlerle birlikte. Yine böyle bir hatırlanmak için yine süper güç yapayım dedim ama değiştireceğiz yakın bir zamanda onu merak etmeyin. Hemen abi şöyle orta sahaları gelelim. Sol orta saha Geri Rodriguez'i buraya koyalım arkadaşlar. Geri Rodriguez, Speedy Gonzalez'imiz. Geri Rodriguez'imiz burada şimdi ve değiştir diyelim kaleci de Muslera'yı da buraya koyalım arkadaşlar. Ve Geri Rodriguez'e boost basacağım tabii ki. 80 rating olana kadar basalım abartmadan. Evet ve 80 rating oldu Geri Rodriguez arkadaşlar. 198 bin coinsimizi verdik ve Geri Rodriguez Fenerbahçe amblemiyle ve Galatasaray formasıyla oyunda şu an hızlanması 80 oldu. Bakalım neler yapacak. Çok güzel şeyler yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Geri Rodriguez harika bir oyuncu. Harika da görünüyor. Şimdi arkadaşlar ayarlara bakalım. Geçen videoda forma olarak Galatasaray forması varmış. O zaman şimdi de Fenerbahçe forması falan yapamıyoruz. Barcelona yapalım. Üstümdeki forma da Barcelona arkadaşlar. Barcelona formasıyla süper güçe yapalım bakalım. Süper Lig'in süper gücünü yapalım. Şimdi arkadaşlar etkinliklerde size öneri istemiştim. Galiba yazmadınız ya da ben göremedim ama sanırım şey yok. Hani mücadele yok bu sefer. Mücadele yoksa biz nasıl maç oynayacağız? Ligde mi oynayalım? Nerede oynayalım? Bilemedim ki. Maçı nerede oynayacağımızı bilemedim abi. Yine mi Division Rivals'da oynayacağız? Dünya turuna bakalım. Bakalım burada maç var mı? İnşallah burada maç vardır. Evet. Burada maç vardır. Hatta Türkiye var mı? Abi Türkiye yok mu ya? Diğer ülkelerde herhalde Türkiye vardır. Bir dakika. Bu yolda ilerleyelim abi o zaman. Diğer ülkelere bakalım ama buna başlayamıyoruz bir şey bitirmeden. He, o zaman abi ben oynayabildiğim en iyi maçı oynayayım. Oynayabildiğim en iyi maçı oynayayım. Bakalım İngiltere mesela. Birinci kısmı muhtemelen tamamlanmıştır. Ama maç olsun lütfen etkinlik olmasın. Maçta kalmış olsun kardeşimiz. Biz de maç oynayalım. Ama şimdi mesela bu İngiltere Ligi... Evet. Burada ne oluyor? Abi çok basit maç gibi gözüküyor. Neyse arkadaşlar ben hemen bu etkinliği oynayıp geliyorum. Sonra da maçı oynayacağım. Ee, artık gittikçe zor maçları oynarız. Hadi bakalım arkadaşlar hemen geliyorum. Ya da oynayalım. Etkinliği de oynayalım. Ya yani Sizlerle birlikte etkinliği de oynayalım. Hadi gitmedim bir yere. Gitmiyorum bir yere. Kararımdan vazgeçtim. Hiçbir yere gitmedim arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım başladık. Geri Rodriguez bir de arkadaşlar evet. Kesinlikle etkinliği izleyeceksiniz çünkü geri Rodriguez. Ama bilgisayardan bu çok zordu ya. Geldiler geldiler geldiler. Hayır hayır hayır. Saymam saymam. Evet abi çok hızlı. Normalde bir oyuncuyla bu hatayı yaparsanız arkadaşlar bir daha imkansız şey yapmanız ama Gerrologes'in bitiriciliği çok kötü Fenerbahçe'de şu an ama oyunda en azından düşük yapmamışlar. Çünkü abi ne goller kaçırdı. Yani Fenerbahçe'de şu an Fenerbahçe Türkiye Ligi'nde en çok gol kaçıran takım ve bunun da baş sebebi Gerrologes diye düşünüyorum ben. Siz de öyle düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yorum sayımız da artsın arkadaşlar. Yorumlara transfer önerisi de yapın ki videoda isminizin çıkma şansını yakalayın arkadaşlar. Bence güzel bir şey 65. dakikadan başlıyormuş maç arkadaşlar. Bu maçta mı? Bu maçta da 35. dakikadan Abi maçlar çok kolay ama. Ben bunları birazcık ilerlerim arkadaşlar. O zaman sizlerle daha zor maçlar oynarız. O zaman daha zevkli ve eğlenceli olabilir diye düşünüyorum. Evet hadi bakalım. Birazcık oynayalım arkadaşlar. Bakalım zamanımızın yettiği kadar oynayalım. Sizler de birazcık beni görmüş olursunuz. Bu kim abi? Abi Yılmaz açmasaydık ortaya Derken attı. 52'lik kardeşimiz. Golü attı. Eşitliği de bozduk. Direkt 1-0 önde maça başladık. Daniel Staric ve Geri Rodriguez'imiz var ve İrfan Can Kahveci'miz var arkadaşlar. İrfan Can Kahveci'yi de daha denemedik. Geri Rodriguez görüldüğünüz gibi arkadaşlar. Speedy Gonzalez nasıl kaçıyor? Evet Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. O aman tanrım. Staric'in asisti. Geri Rodriguez'in golü. Bu adamların ikisi bu arada mükemmel ikili olmaz mı? Ama tam tersi olması lazımdı. Yani asisti Geri Rodriguez'in yapması Staric'in golü atması lazımdı. Ben bu adamların ikisini aynı takımda izlemek isterdim. Bakalım belki Trabzon geri Rodriguez'i alır ya da Fenerbahçe Sterci de alabilir bilemeyiz. Olma ihtimali çok düşük ama çünkü ikisinin de yeterince iyi kadroları var. Fenerbahçe'nin sağ taraforundan Fenerbahçe memnun. Ee, Trabzon'un sol kanatından da Trabzon memnun. Şu, muhtemelen şu anda en vakaya Kayame var değil mi? Abi ne goller atıyoruz geri Rodriguez'le yani parçaladık. Ben geri Rodriguez'i asla değiştirmem arkadaşlar. Falcao'yu çok istiyorsanız yorumları yazın. Starriş'le değiştiririm. Starriş'in de bu arada ikinci asisti oldu. İki asist Starriş, iki gol geri Rodriguez'le. Bunları da sayıyorduk bir ara. Sayalım mı acaba ya? Neyse sayalım. Ben sayarım. Tek tek videoları izleyip sayarım. Zaten geçen videodan geçen videodakini saymayacağız. Çünkü geçen videoda hani sadece Starry'ci almıştık. Birazcık haksızlık olur ve karşı atak oynamıştık. Yani saçma bir video. Yani saçmaydı. Benim zamanım yoktu diye çekmiştim. Starry'ci oradan abi vuramadım. de vuramadım. Starry'ci bir şans daha tanıyacağım. Yani top gelirse Starry'ci atmaya çalışacağım. Onun da bir golü olsun. İki tane asist yaptı sonuçta. Gerçekten iyi oynuyor. Evet. Çok güzel Murat Sağlam bu da Fenerbahçeli bir oyuncu. Evet Starich. Daniel Starich. Abi ne yapacağımı şaşırdım bir dakika. Şöyle yukarı dönüp vuracağım ama bu adam solak mıydı ya? Hatırlamıyorum inşallah solaktır. Solaksa atar derken kesinlikle solak çünkü çok güzel vurdu. Starich iki gol bir asist oynadı. Starich'in golünün asistinde Fenerbahçeli 59'luk galiba Murat Sağlam yaptı. Gerçekten ilginç. Ama Starich oha FIFA mobiler e rağmen çok benziyor Starich. Gerçekten daha çok benziyor lan. Ya FIFA mobil olmasına rağmen bence gerçekten iyi benzetmişler. Helal olsun ne diyeyim yani baya iyiymiş. Baya güzel arkadaşlar alkışlıyoruz gerçekten çok iyi. Başka bir lige bakalım yani hani başka bir kısma bakalım. Bakalım orada oynayabiliyor muyuz? Hemen bir şu maçı atlayalım devam ete basalım. Şöyle git devam ete basalım. Şimdi arkadaşlar buradan bir çıkalım. İngiltere haricinde ne vardı? Vardı daha çünkü dünya turunu tamamlarsak ne veriyor onu da bilmiyorum ama Serie A. İtalya ligine bakalım bakalım burada maç var mı? Haydi bakalım. Bunları zaten tamamlamış. Burada devam ediyor herhalde ve bunu açmak için ilk 11'indeki tüm oyuncular artı 74 gen olmalı diyor. He, o yüzden açamıyoruz. Tamam. Arkadaşlar o zaman ben güzel bir takım dizerim. Bunları da oynarız. Peki Türkiye liginden Fenerbahçe var mı? Ona da bakalım arkadaşlar. O zaman şimdilik bugünlük videonun sonuna gelelim. Bakalım Fenerbahçe var mı? Yani Fenerbahçe varsa güzel olur. Varsa güzel olur. Doğa, diğer ülkelere bir bakalım ama burada Fenerbahçe'nin olacağını çok sanmıyorum. Suudi Pro League ve diğer ülkelere bakalım. Ya Fenerbahçe takımı ya da Galatasaray. ya yani Süper Lig'de herhangi bir takım olsa bana yeter ama sanırım ya vardır herhalde. Bütün takımlar var gibi duruyor. Çünkü bayağı bir lig var ama Fenerbahçe'yi nereden bulacağız? Almanya'da Bundesliga 2, Batı Avrupa'da Scottish Premier'i falan tamamla diyor. Evet. Arkadaşlar muhtemelen şunların birinde. Evet Doğu Avrupa'ya bir bakalım. Ama yoktur muhtemelen ya. Aha süperlik. Var tamam. Doğu Avrupa'da varmış nasıl düşünemedim bilmiyorum buna girmek için de olması lazım açmak için ilk 11'deki bütün oyuncular 80 artıgen olmalı arkadaşlar o zaman ben bütün kadroyu 80 gen kursam da burada mı oynasak ya burayı mı tamamlasak en sonunda da vida'yı alırız kadromuza koyarız filan güzel olabilir ya da en sonunda burayı tamamlarız sizlerle birlikte arkadaşlar bunları yorumlara yazmayı unutmayın gerçekten burası güzel olur burası iyiymiş burayı niye yorumlara baştan yazmadınız onu da bilmiyorum. Kadrodaki herkes 80 gen olmalıymış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane transfer kaldı. Bir sonraki bölümde de iki transfer daha yaparız. Sonra 2, 2, 2. Güzel transferler yaparız arkadaşlar. Sağ kanat var. MDO var. MO var. Hani siz MOO transferi önerisi yaparsanız ben dizilişi değiştirdim. MOO da alabilirim. Yani ona göre çok e, şey bir transfer yapmayın. Sol bek, stoper ve sağ bek transferleri var. Sağ bek Murat Sağlam kalmasını da istiyor olabilirsiniz bu arada. Bakın direkt böyle 80 gen yapabiliyoruz. Her neyse Murat Sağlam demin asist yaptı bu arada. 59'luk Murat Sağlam yani gerçekten iyi bir asist yaptı. Her neyse arkadaşlar şöyle hemen şunların ikisini alalım sizlerle beraber. Videomuzun da yavaştan sonuna gelelim. Dün video gelmedi kusura bakmayın. Her gün video atmaya çalışacağım. Merak etmeyin ama gerçekten işim olmadığı sürece her gün video atmaya çalışacağım. Şimdi şöyle gelelim. Bir paket mi Çok az da coins kalıyor. Oyuncuları transfer edemeyeceğiz. Ama şöyle bir paket açasam çok var ya. Ücretsiz mi açsak? Bakalım bunlar bu fiş var mı? Bende yok. Fiş yok. Fiş olsaydı fişle paket açardık arkadaşlar ama maalesef fiş yok. Şimdi o zaman sizlerle beraber bir tane ücretsiz paket mi açsam? Şu toti orta sahalarına gelelim. Abi hep paralı paketler. EA Sports gerçekten sana lanet olsun diyeceğim artık ya. Abi hep mi paralı olur paketler ya? Gerçekten çıldıracağım. Abi şunu açasım geldi ya. Vallahi verdim. Coins de 1 milyonun altına düştü. Niye açıyorum bilmiyorum. Arkadaşlar ben çok gaza geliyorum ya. Of. Lan 79 çıkınca çok sevinmiştim. Yok artık ya. 79 çıkınca o kadar sevinmiştim ki. Çıkacak sandım he. Vallahi çıkacak sandım bir şeyler. Neyse bu adam bir para eder gibi. 250 bin coins etmez ama bir şeyler eder gibi bilmiyorum. Ya, elitin ihtimali yüzde kaç bu arada? 79. İlk 11 oyuncusu %79 diyor. Hangileri ilk 11 hangileri değil. Ben nereden parlayanlar mı ilk 11 anlamadım ki. Her neyse arkadaşlar burada bir. Aa zaten 78 üstü bir oyuncu garantiymiş. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Burada da videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup video like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Bakın bunu unutursanız çok üzülürüm. O yüzden video like ve yorum atmayı unutmayın. Abone şuradan olabilirsiniz ya da herhangi bir yerden abone olabilirsiniz. Ekranda çıkan videolardan çok güzel bir videoda gidebilirsiniz arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu da hiç unutmayın. Ve bay bay.